Şimdi bu işin geçmişini iyi anlamak lazım. Aslında Birinci Dünya Savaşı itibariyle İsrail-Gazze meselesinde bu yeni döneme girilmiş oldu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı o topraklardan çekilmek durumunda kaldı. Filistin, İngiltere mandası olarak uzunca bir süre devam etti. Ardından 2. Dünya Savaşı ile beraber ciddi bir Yahudi yerleşimi arttı. Ve çatışmalarda aslında... Biraz o tarih itibariyle hareketlenmiş oldu. 47'ye gelindiğinde bakın 47 öncesi, 48 öncesi olduğu gibi Filistin toprağıydı. 47 ile beraber işte daha Yahudi yerleşimlerinin daha geniş bir alana yayıldığı görülüyor. Ardından 1967 yani 47'deki Birleşmiş Milletler Taksim planı bu. Aslında diyor ki Filistin ya da Filistinliler bu taksim planına uyalım. Bu bölgeler Filistin olsun, beyaz bölgeler İsrail olsun ve her iki taraf böyle bir plan çerçevesinde yola devam etsin. Oysa ama İsrail daha sonraki süreçte bu plana uymuyor. Hatta 2000'li yıllarda Oslo anlaşması var. Ona da uymuyor. Gelinen noktada 67'de buraya sıkıştırılıyor. Filistin ve şu anda da oldukça sınırlı bir alanda Gazze ve Batı Şeria'ya sıkışmış durumda. Kudüs'ün e, batısı yine e, bu tarafta Filistin'e e, Filistin'in e, e, Filistin başkenti olarak tanımlansın isteniyor. Ama görünen o ki şimdi bu e, saldırıyla beraber İsrail buradaki beyaz alanı biraz daha büyütmek istiyor. İsrail zaten kalan çok sınırlı kalan Filistin yerleşimlerini daha da küçültmek istiyor. Hamas'ta bu saldırıda ortaya çıkan görüntülerle çok yani, yani bu bu ekmeğe yağ sürmüş gibi gözüküyor. Yani o saldırıların e, verdiği görüntüler, o savaş zaten hep o topraklarda devam ediyordu, çatışma devam ediyordu ama öyle bir e, sessizlik haliydi 2-3 senedir bu yaşanıyordu. Hatta 2018'de Hamas İsrail ile ya biz de burada bir limanımız olsun, bizim burada bir havaalanımız olsun, biz burada ticaret yapmaya başlayalım. Yani artık bu e, barış kalıcı hale gelsin diye Netanyahu'ya yazdığı bir mektup var Hamas'ın 2018'de. Bu e, taleplere İsrail'in verdiği yanıt sadece Gazze ablukasının bir miktar hafifletilmesi. Hayır biz size böyle bir alan açmayacağız. Sadece Gazze'deki ablukayı bir miktar gevşeteceğiz diye cevap veriyor. Ve bunun üzerine uzunca bir süredir aslında lokal çatışmalar oluyordu. Haberleri geliyordu ama bu boyutta bir şey olmuyordu. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü Aksa tufanı operasyonuyla Hamas'ın iş yeniden bir savaşa döndü maalesef. Geldiğimiz nokta bu.